Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Konularımız var, konuklarımız var. Tabii ki bunları konuşacağız ama öncelikli Türkiye'nin sorunu ekonomi. Bugün özellikle ekonomiyi konuşacağız. Gerçekten bir yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları var. Bir yandan parlamentoda bütçe tartışmaları var. Türkiye'nin 2020 bütçesi hazırlanıyor. Bütçeyle ilgili rakamlar var. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü Plan Bütçe Komisyonu'nda. Rakamlar ve yapılan harcamalar neredeyse dudak uçuklattı. Yani Türkiye'de bir numaranın artık israftan kaçma ya da tasarruf yapma eğilimi konusunda şüpheler doğurdu. Rakamlar burada birazdan size vereceğim ve birlikte konuşacağız bunları. Türkiye eğer tasarruf yapmazsa, Türkiye eğer var olan harcamalarını kısmazsa nasıl düzlüğe çıkacak, nasıl krizden kurtulacak bunları konuşacağız. Bugün çok özel iki konuğum var. Çok da konuları dağıtmak istemedim. Bugün derli toplu, aklı başında Türkiye'nin gerçekleri neyse sadece doğrular ve sadece hakikatleri sizlerle tartışacağız. Doğrulardan şaşmayacağız. Bugünkü konuklarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Hazine Eski Müfettişi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ekonomiden de özellikle sorumlu isimlerden biri, onu da belirtmek isterim. Sevgili Aykut Erdoğdu. Hoş geldiniz Sayın. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Hocamız yine bugün bizimle. O da bize bugün bilgi verecek. Önemli konular açacak. Yolsuzlukları konuşacağız. Hocama soracağız. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ. Hoş geldiniz Sayın. Hoş bulduk. Sağ olun. Bu hafta benim ikinci gelişim Halk TV'ye, biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii siz de dikkat ederseniz hocamız dediniz. Hiç adımdan bahsetmediniz. Bunları seyirci tahmin etti herhalde Ümit Hoca geldi diye. Peki hocam, öyle olsun. Çok fazla hocamız yok, onlardan birisi. İyi yayınlar diyorum, sağ olun. Teşekkür ederiz. Aslında konuşulması gereken ilk konu, bir türlü bunu anlatamadık. Yani bir gazeteci duyarlılığı içinde ya da bir siyasetçinin de bunun çerçevesini çizmesi gerekir ama Türkiye'de 2020 yılı bütçesi çok önemli. Çünkü Türkiye şu an kriz içindeki bir ülke. Krizden çıkma süreci de belli değil. Onun için bütçeyle başlayacağız ve yanımda demin de söylemiştim, hazine çalışan eski ve ekonominin önemli bir ismi bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onunla konuşmaya başlayacağız. Sayın Erdoğdu, bir bütçe hazırlandı. 1 trilyon 59 milyar liralık bir Türkiye'nin bütçesi var. Ama bütçeye baktığınız zaman mesela Türkiye'nin çok kalıcı temel sorunları var. İstihdam, üretim, işsize iş bulma, yoksulluğu ortadan kaldırma. Böyle bir tablo yok. Yani rakamlara bakıyorsunuz, bütçenin yaklaşık %6-%7'si gibi bir yatırım anlamında ayrılabilecek kaynağa bakıyorsunuz. O. Ama sosyal yardımlara %22-%23 düzeyinde para ayrılmış. Yine kalem kalem baktığınızda Diyanet İşleri Başkanlığı'na 11,5 milyar gibi bir çok önemli bir para ki bu Kültür Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı'nın bütçelerinin çok üzerinde bir rakam. Yani bu bütçe dostlar alışverişte görsün bütçesi gibi geliyor ama acaba bütçe kalemlerinde sonradan oynama mı yapacaklar ya da farklı bir kaynak mı bulacaklar? Siz nasıl görüyorsunuz öncelikle bütçeyi? Ya bütçe konuşmadan önce bütçenin mantığını bir anlamamız lazım. Yani bütçe parlamentonun temeli, demokrasinin temeli. Çünkü bütçe gücüne dayalı vergi topluyorlar herkesten. Sonra bütçe gücüne dayalı da vergiyi harcıyorlar. Bunun için ta demokrasiler kurulurken sadece Türkiye'de değil bütün dünyada demişler ki bütçe parlamentonun namusudur. Yani şu demek, biz milletvekillerini seçeriz. Yani bizleri seçerler. Bütün milletvekilleri oturur. Milletten ne kadar para toplanacak? Kimden ne kadar alınacak? Bunlar nereye harcanacak? Gelirle gider arasındaki fark olacak mı? Olacaksa ne kadar olacak? Bunun limitine ne kadar borçlanacak? Onun için hükümetin namusu da demokrasiye inanıyorsa bütçede yazılana sadık kalmak. Şimdi bütçede iki tane temel şey var, husus. Biri gelir, yani vatandaştan toplanan paralar. Öbürü gider, vatandaşlar için harcanan paralar. Eğer gelirlerimiz giderimize yetmiyorsa da borçlanmaya gidiyoruz. Şimdi bu senenin yani 2020'nin bütçesini anlayabilmek için bir de bütçe devlet yani en büyük oyuncu olduğu için ekonomik hayatta bütçe Türkiye ekonomisinin
nasıl gideceğini de bize anlatır. Onun için bütçeyi hepimizin bilmesi çok önemli. Şimdi 2019 bütçesini anlarsak 2020'ye yönelik daha doğru tahminler yaparız. Bakın 2018'de aniden bir krize girdik. Peki 2018 krizine niye girdik? Aslında Devlet Bey çıktı, başkanlık sistemi dediği günden itibaren, yani burada Devlet Bey'i suçlamıyorum ama yani Devlet Bey başkanlık sistemi tartışmasını başlattığı andan itibaren kur, faiz hepsinde bir bozulma oldu. Ama üst üste referandum, başkanlık seçimleri, mahalli idareler seçimleri olduğu için ve AK Parti vatandaşın oyunu almak için geleceğe yönelik ihtiyatlı hazırlık yapacağına, gelecekte ekonomik dengeleri çok bozacak işler yaptı. Yani seçim dolayısıyla piyasayı paraya boğdu, harcamaya boğdu ve daha küçük ve daha hızlı halledebileceğimiz sorunlar kar topu gibi her bir seçimde büyüyerek önümüze geldi. Bu bunun ekonomik tarafı. Siyasi tarafında ise anayasasız kaldığımız için, çünkü mevcut anayasa bir anayasa değildir. Onu belki daha sonra konuşuruz. Anayasasız kaldığımız için, hukuk güvenliği gittiği için, parlamenter demokrasinin bütün denetim mekanizmaları gittiği için de hukuksuz kalınca da bir taraftan ekonomi, diğer taraftan siyaset büyük depremlerle sarsılınca da tarihte göremediğimiz, bilmediğimiz, derinliğini ölçemediğimiz bir krizin içine doğru, dibe doğru gidiyoruz. Şimdi ne yaptı hükümet? Bu kriz nasıl çıktı hatırlıyorsunuz? Bir şeyle patlak verdi. Aslında gaz sıkışmıştı. Ona bir kıvılcım gerekiyordu. İlk kıvılcım Pasteur krizi, yani rahip bunun son krizi. Hatırlıyorsanız Tayyip Bey kimseye rahibi vermem, İşte bu teröristtir, meröristtir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler bozuldu. Donald Trump sizin ekonominizi mahvedeceğim diye bir tweet attı ve o bir tetikleyici oldu. Burada düşünmemiz gereken, Donald Trump'ın bir tweetiyle bozulacak bir kırılganlık içerisinde olduğumuz. Üzerine Tayyip Bey Londra'ya gitti ve yeni bir iktisat teorisi ortaya koydu. Dedi ki faiz enflasyona yol açar. Oysa ki iktisat teorisi şunu söyler, enflasyon faize yol açar. Tayyip Bey aslında hep şöyle anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki kemoterapi kansere yol açar. Hayır, insanlar kanser hastalığına yakalandığı için kemoterapi alırlar. Yani enflasyon yükseldiği için faiz yükselir. Elbette ki faizin yükselmesi kötü bir şey. Ama altındaki sebep enflasyonun yükselmesidir. Herhalde burada da yani iktisat birinci sınıftan bütün Nobel alan, iktisat ödülü alanlara kadar da herkes bu konuda hemfikirdir. Enflasyon faize yol açar. Ama Tayyip Bey Londra'daki fon sağlayanlara faiz enflasyona yol açar deyince, ya böyle diyen bir cumhurbaşkanının yönettiği ülkeye güven olmaz dedi ve büyük bir kaçış başladı ülkemizde. Tabii bu siyasal kriz peşine bu tip bir yönetim krizini tetikleyince de kuru hatırlıyorsunuz 7 liraya 7,5 liraya kadar çıktı. Şimdi kur bu şekilde artınca ne oldu? Şimdi bizim hemen hemen üretimimizin yarısı ithalat, tüketimimizin 1/4 ithalat. Yani kur yükseldiğinde iğneden ipliğe kadar her şeyin fiyatı yükseliyor. Petrolün fiyatı yükseliyor, çeliğin fiyatı yükseliyor. Üretimde kullandığımız bütün ham maddelerin veya tüketimde kullandığımız bir sürü malzemenin fiyatı artıyor. Bu ne demek? Enflasyon. Bir taraftan maliyet enflasyonu üretici fiyatlarına çok fazla yansıdı ve o tüketici fiyatlarına yansıyınca da enflasyon hızla %25'e kadar geldi. Enflasyon %25'e kadar gelince ne oluyor? Tabii ki enflasyon faiz yükselttiği için Tayyip Bey'in bilmediği husus, faizler yükselmeye başladı. Peki bir ülkede faiz yükselirse ne olur? Şimdi faiz yükselirse şu olur. Bir, borçluların borcu daha çok artar. Biz de devlet, millet, KOBİ, vatandaş inanılmaz borçlu bir ülke olduğumuz için, çok borçlu hem dış hem iç borç sorunumuz olduğu için bu faizlerin yükselmesi bir taraftan belimizi kırdı. İkinci, faizin yükselmesinin ikinci sebebi de yatırımlar azalır. Şimdi düşünün, siz 100 lira kredi alacaksınız. Buna 25 lira yıllık faiz ödeyeceksiniz. Bu yılda ne kadar para kazanacaksınız ki 25 lira faiz ödeyesiniz? O zaman da ne oluyor? Kimse yatırım yapmıyor. Peki kimse yatırım yapmayınca ne oluyor? Bir taraftan borcunu ödeyemeyen işletmeler iflas kongortuda kapanırken, diğer taraftan nüfusumuz arttığı için ve ekonomimizin belirli bir oranda büyümesi ona yatırım gerektiği için, yatırım da yapılmadığı için, buna negatif yatırım diyoruz aslında biz. Yatırımlar düşüyor, yani stokları da tüketiyoruz. İşsizlik ortaya çıktı. Ve
Cumhuriyet tarihinin görünen en yüksek oranlı işsizliğine geldik. Üstelik bu işsizlik sorunu düşük ücret sorunuyla da birleşti. Yani bizim yaklaşık 32-33 milyon çalışanımız var. Bunun 28 milyonu ki 50 milyon nüfusumuz var aslında çalışabilir nüfusta. 50 küsur 60'a yakın nüfusumuz var. %55'i çalışmak istiyor. Bakın 45'i çalışmak bile istemiyor. Başka ülkelerde bu oran 65-70. Bizde kadınlar istihdamda olmadığı için bizde oran düşük. 100 kişi de 55 kişi çalışmak istemesine rağmen resmi işsizliğimiz 14, resmi açıklanan işsizlik 14, gerçek işsizlik 23. Yani 100 kişiden 55 kişi çalışmak istiyor. Diyelim ki Batı ülkelerinde 65, bizde 55 çalışmasına rağmen bunun da yaklaşık gerçek anlamda 23'ü işsiz. Niye? İşte demin anlattığım o kötü yönetim, siyasal kriz, ekonomik kriz hepsi birbirini tetikleye bu noktaya geldi. Uzatmıyorsam buradan bütçeye bağlayayım. Buyurun. Peki bütçede ne oldu? Hükümet bu durumu görünce ya baktı, Türkiye ekonomisi yüzüstü düştü. Yani canlanamıyor. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bunlar iki temel şey yaptılar. Birincisi daha küçük olanı yurt dışından hazine korkunç borçlanmaya başladı. Aldı parayı getirdi Merkez Bankası'na koydu. Merkez Bankası da piyasadan topladığı bu dövizlerle birlikte hukukuna ve usulüne uygun olmayan bir şekilde arka kapıdan kamu bankalarından döviz satmaya başladı. Kamu bankalarına verdi dövizi, üstelik bankalardan topladı. Yani mekanizma, belki onu biraz sonra anlatayım, burayı da şey yaparsam biraz kafa karışabilir. Bir, bunu yaptılar ve kamu bankaları üzerinden kredi pompalamaya başladılar. Ama kamu bankalarının mali yapısı bozulmaya başladı. Çünkü hem mevduatları az hem de dönmeyen kredileri çok yüksek. Şimdi bu kamu bankalarını korumamız gereken kamu bankalarını büyük bir riske sokarak kredi pompalıyoruz. Niye? Çünkü ekonomide bitmiş herkes. Para verip canlandırmaya çalışıyor. Onu da yandaşlar üzerinden yapıyorlar ne yazık ki. Hani objektif bir şey yok. İkinci husus ne yapıldı? Devlet korkunç para harcamaya başladı. Çünkü devlet para harcayacak ki müteahhit ödeneğini alsın, bilmem ne yapsın falan, onları da harcasınlar diye. Orada da asgari ücret diye memura ek maaş vereceğine yine müteahhitler üzerinden yaptılar bu arada. Bu sefer ne oldu? Hazine aşırı borçlanırken, bir taraftan gelecek için aşırı borçlanıyor, diğer taraftan bütçesi açık veriyor. Öngörülen bütçe açımı 80 katrilyon lira. Yani kamunun, ya izin, parlamentonun hükümete izin verdiği, Erdoğan'a izin verdiği 80 milyar lira. Hadi bunu %5 artırma etkileri var Maliye Bakanı ile birlikte. 88 milyar lira. Şu an 10 ay için gerçekleşen açık 100 milyar liranın üzerinde. Üstelik bakın 12 ay için 88 milyar öngörmüşüz. 10 ayda gerçekleşen 100 milyar lira, 100 katrilyon lira. Neye rağmen? Bir, Merkez Bankası'ndan kefen parasını aldık. 40 katrilyon. O bir seferlik gelir. Yani hesaplı olmayan bir şey. Bedelli askerlikten en az bir 5-10 milyar lira geldi. İmar bağışından bir 10-15 geldiği söyleniyor. Yani bunlar olmasa, bu kefen parasını falan da almasak açık neredeyse 160 milyar lira. Hadi bir son 2 ayda koyduğunuzda 170 milyar liraya giden bir açık var. Öngörülen neydi? 80 milyar lira. Tam 2 katı açık verdik. Bakın bütçe iki katı açık veriyor kamu bankalarından. Korkunç bir kredi kullanımı söz konusu. Buna rağmen çok hafif ekonomi başını kaldırdığı işleri iyi gidiyor diye hikaye anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Bu iki kırılganlık önümüzde duruyor. Buradan sonra önümüze gelecek şey ne? Şimdi faizler yükseldiği için çok kısa vadeli borçlandı hazine. Eskiden 10 yıl borçlanıyordu falan filan. Şimdi 1,5-2 yıl vadeliyle borçlandılar. Önümüzdeki yıl korkunç bir borç ödememiz var. Yani 232 milyar lira, bu arttırıldı tabii, 232 milyar lira iç borcu çevireceğiz. Bunlar bütçeye 87 katrilyon diyorlar da şimdi 130'a 140'a çıkardılar. Hadi onların dediği doğru olsun, 87 milyar olsun ki çok arttı bak onu da söylüyorum. Şey var, bütçe açığı var, onu da borçlanmak zorunda. Hazinenin dış borcu var 93 milyar lira dolardan çevirdiğimizde. Toplumda 410 milyar lira civarında hazinenin borçlanma ihtiyacı var. Peki bunu borçlanabilir mi? Zaten 1 katrilyon, yeni parayla 1 trilyon 242 milyar. Eski parayla kentrilyon falan diyorlar. Kamu borcu var zaten. Bu kadar da bir yıl içinde borçlanacaksın. Yurt dışı ile ilişkilerin çok kötü. Ve Kasım'dan itibaren iç ve dış borç itfaları önümüze geliyor. Onun için 2020 yılı çok zor bir yıl olacak. Böyle şimdi Eylül-Ekim göstergelerine görüp Türkiye ekonomisi kafasını kaldırdı mı? İnşallah diyorum ama ben çok fazla bunu yönetebileceklerini düşünmüyorum.
Çünkü borcun %33'ünü döndürmek zorundalar. Dışarıda büyük kavga var. Peki Fitch'in de böyle bir açıklaması var. Yurt dışı değerlendirme not veren kuruluş. Hı. Yani bir de iktidarın da söylediği şu, hani sanki düzeliyoruz gibi işte borsanın yükseldiğini anlatıyorlar. Doların, kurunun çok fazla oynamadığını anlatıyorlar. İşte enflasyonla faizin dengeli gittiğini söylüyorlar. Bir de bu sanayi kapasite kullanımlarının iyi geldiği iddiası var. Ne diyorsunuz? Ya hocanın vaktini almayayım. Hocayı da dinlemek istiyorum ama hızlı sadece şunu söyleyeyim. Dolar kuru oynamıyor çünkü talep yok. Yani üretim yok ki üretim ithalat olsun. Millet tüketim yapmıyor ki tüketim ithalat olsun. Talep yok. Peki vatandaş bu işe güveniyor mu güvenmiyor mu? Asıl oradan bakmak lazım. Bütün vatandaşın parası hocam döviz tevdiatında. %30'lardaydı, %51'e geldi. Bugün döviz tevdiatları Türk lirası mevduattan daha yüksek. Yapan adam şunu söylüyor. Kur ne olursa olsun kardeşim, bu gidiş hayırlı değil diyor. Niye bunu söylüyor onu da söyleyeyim. Enflasyonu sahte açıklıyorsun. Hiç kimse senin açıkladığın enflasyona inanmıyor. Faizi zorla düşürüyorsun. Kura talep yok, bir de swap hilesi denen bir şey var. Merkez Bankası resmen manipülasyon yapıyor. Ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Nasıl? İşte swap yaptırıyor. Yani şöyle bir şey. Merkez Bankası, biraz uzun olur hocam, şey yok, yaparım. Yok, daha zamanımız var. Siz devam edin. Ya şöyle bir şey yapıyor. Şimdi Merkez Bankası nedir? Bütün bankaların bankası. Mesela ben gittim bankaya 1000 dolar para yatırdığımda Merkez Bankası, kabaca anlatıyorum, onun 100 dolarını, banka onun 100 dolarını Merkez Bankası'na koyar. O bankanın parasıdır orada. Bankadan 100 dolar alıyor ya bu. Şimdi bunu kendisine emanet edilen paralarda tutmak zorunda. Bu da alıyor bu parayı, kamu bankasına mevduat yatırıyor. Kamu bankası da aldığı mevduatı tekrar piyasaya satıyor. Vatandaş tekrar geliyor döviz alıyor. Tekrar gidiyor Merkez Bankası'na para. Tekrar dövizi vatandaş satıyor. Birinci yaptığı bu, vatandaşın parasını sürekli vatandaşa satıyor. İkinci yaptığı da swap yapıyor. Yani geleceğe yönelik kur bahsine giriyor. Kur bahsine girdiği bahislerinde kendisinde emanet paralarla yaptığında döviz rezervi gösteriyor. Buradan da bir de Katar'la Çin'le de anlaştılar şimdi. Katar'la yaptığı swap'ı da rezervi gösteriyor. 3 ay gösteriyor, tekrar yeniliyor. Fiktif işlemler yapıyor yani. Bu sayede kurun üzerine bir de yurt dışından swap'ı da yasakladı. Görecekler seneye bir daha para sokmaya çalıştıklarında, o finansman ihtiyacında swap kendin yapıyorsun, yabancıyı yasaklamışsın. Gelir mi adam bir daha sana? Adamlar swap üzerinden kar ediyordu. Bunu da yasaklamışsın. Kurun üzerine böyle bütün gücüyle basmış durumdalar. Ya kurun üzerine böyle basıyorsun, enflasyonu sahte açıklıyorsun. Vatandaş da bakıyor, ya bu işin sonu hayır değil, bu iş manipülasyon. Şeffaf bir devlet bunu yapmaz diyor. Diyorlar ki yani kur 4,5 liraya düşse bile kimse parasını bozdurmuyor. Herkes, çünkü Türk TL'ye güven kalmadı, çünkü bu yönetime güven kalmadı. Özetle durum bu. Peki. Teşekkür ederim. Bu arada hocam bütçeyi konuştuk ama biraz da ben konuşayım. Tabii. Vallahi değil hocam. Bir şey. Ben elimden geleni yaptım. Kusura bakmayın. Mesele birbirine bağlı. Tabii. Size de soracağım da aklımda şu var. Mesela rakamlar açıklandı bütçede. Cumhurbaşkanlığının bütçesine bakıyorsunuz. 3 milyar 152 evet. milyon lira. Yanlış görmüyorsam. 937 bin lira arttı. Evet, 937 bin lira o ekstra şeyi. Enteresan bir şey var. 1 milyar lira, bunun 1 milyar lirası Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilecek diye bir şey var. Şimdi bir de sarayın harcamalarıyla ilgili ayrıntılar geldi hocam. Yani inanılmaz şeyler harcamışlar. Yani mesela sarayın 2018'de tek kullanımlık mutfak eşyaları için 1.4 milyon lira. Servis ve saklama kapları için 1 milyon lira. Sofra takımı ve çatal bıçak takımı için 1.5 milyon lira. Laboratuvar malzemeleri için 3.1 milyon lira. Mutfak araç gereçleri için 1 milyon lira. Baharata 118 bin lira. Hediyeler için. Baharata 118 bin lira. 118 bin lira. Evet, baharata para ayırmışlar. Şöyle 2018'de acılı yiyorlar belki. Sarayın baharat ve çeşitleriyle tatlanacaklar için kamu bütçesini harcadığı tutarda 118 bin lira. Bir yıllık sarayın sadece hani karabiber, biber falan ekiyor ya. 118 bin lira arkadaşlar. Hediyeler için 739 bin lira ayrılmış. Alkollü içecek zaten yok. Alkolsüz içeceklere 867 bin lira tam bir yıl içinde. Yani süse hocam bakın şu çok enteresan.
3.66 milyon yani 3 milyon 660 bin lira duvar ve vitrin süsleri masa ve sehpa için harcamışlar. Şimdi bir bütçe var önümüzde. Bu bir de örtülü öderek var biliyorsunuz Cumhurbaşkanı. Nereye hoca harcadığını biz de bilmiyoruz. Yaklaşık 2 milyarın üzerinde bu yıl. Hocam nasıl bir bütçe bu? Yani eğer Cumhurbaşkanı bizi kendi sarayında harcamalardan kısmazsa, yatırıma dönüştürmezse, tasarruf yapmazsa yani nasıl olacak bu iş hocam? 22 Aralık 2016'da vatandaşa çağrı yapılmış. Dövizinizi bozdunuz Türk lirasına geçin diye. O sırada bankalarda 137 milyar dolar varmış. Bugün bankada 195.1 milyar dolar var. %143 artmış o günden bu yana. Sebep? Son rakam 220 galiba hocam. Sayın 220 değil, son rakam 220 mi? 220. Ben de güncel 195 bir gözüküyor. 151 nokta küsür. Evet. Şunu görüyoruz. Ekonomiye güven yok. Ekonomi yönetimine hiç güven yok. Sebep? Siyaset bilimi dersi verdim yıllarca. Ben de değişik kitaplar kullandım. Siyasetin de birçok tanımı vardır. Ümit Hoca benim hocamdır aynı zamanda üniversitede. Ama siyasetin en iyi tanımlarından bir tanesi de en özlü, bütün çağlarda geçerli olan tanımı siyaset kaynakların nasıl yönetileceğine ve dağıtılacağına karar verilen süreç şeklinde tanımlanır. Gerçekten de siyaset verir bu kararı. Hangi ekonomik model olursa olsun siyasal otorite kaynakların dağılımının kararını verir. Ve 1215'ten bu yana parlamentoların, o gün parlamento kabul edeceğimiz yapıdan başlayarak bütçe hakkı dediğimiz hakkı vardır. Bu zaten demokrasinin gelişmesiyle de paralel gelişmiştir. Yani parlamento bütçeyi yapan kuruluştur. Bugün İstiklal Harbi'ni veren, FETÖ'cü darbeye direnen, parlamentonun bütçe yapma hakkı yoktur. Nasıl bir bütçe dediniz ya, işte bu öyle bir bütçedir. Bu bir tek adam bütçesidir. Bu tek adam dilediği gibi devletin harcamalarını adeta tek başına yapmaktadır. Tek başına karar vermektedir. Parlamentoda ne görüşüyoruz? Parlamentoda görüşüyoruz. Komisyonda çok ciddi tartışmalar oluyor. Plan bütçe komisyonunda. Daha sonra genel kurulda da olacak bu tartışmalar. Ama anayasanın 161. maddesi diyor ki, bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda yeni bütçe kanunu kabul edinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirme oranına göre artırılarak uygulanır. Eskiden eğer bir bütçe geçmezse hükümet düşüyordu. Burada da olması gereken yani parlamentonun bütçe hakkı olsaydı Cumhurbaşkanı'nın düşmesi gerekirdi. Ama eğer parlamentoda engelleme olursa. Tabii. Ama bu öyle bir sistem ki hocam, bir tek arkadaşlar, adam sistemi. Bu 2020'de bütçe kanun teklifi kabul edildi değil. Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Evet. O bir eksik yazmayalım, onu düzeltelim de. Şimdi sadece antidemokratik yapı veya yasaların ihlal edilmesi, yani sadece bir antidemokratik yapıdan bahsetmiyoruz. Bu bütçe sürecinde bir de yasanın ihlalini görüyoruz. Mevcut yasa, yani yine iktidar partisinin çıkarmış olduğu yasalarda ihlal ediliyor. Nedir? Bakın, 5118 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu var. Bu kanunun 16. maddesi diyor ki, Cumhurbaşkanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlar. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması sürecinde Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar orta vadeli arayı geçiyorum. Orta vadeli programın resmi gazetede yayınlanmasıyla başlar diyor. Bakın, Eylül'ün ilk haftasının sonu. Oysa
2020 yılı orta vadeli programı 4 Ekim'de. Bir ay sonra. Bir ay gecikmeyle resmi gazetede yayınlandı. Devam ediyor. Diyor ki, orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli mali plan en geç Eylül ayının 15'ine kadar resmi gazetede yayınlanır. Peki 2020 orta vadeli planı ne zaman yayınlandı? 10 Ekim'de yayınlandı. Şimdi bunlar bütçenin çıkma sürecinin yasal düzenlemeleri. Bunları bileceksiniz ki bütçeyle ilgili doğru öngörülerde ne yapabilirsiniz? Bulunabilirsiniz. Yine devam ediyor. Bu doğrultuda kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programlarını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere bütçe çağrısı ve eki, bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki, yatırım programı hazırlama rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının 15'ine kadar resmi gazetede yayınlanır. Bu da 10 Ekim'de yayınlandı. Yani 20. Anayasa, yasa, evet. Kurallar... Hiçbir şey dikkate alınmıyor. Peki o zaman siz tahminlerinizi, öngörülerinizi neye göre şekillendiriyorsunuz? Bunu bütçeye nasıl yansıtıyorsunuz? Siz bu kadar baştan sağma iş yaparsanız daha başlangıçtan bütçede disiplini sağlayacağınıza piyasa nasıl inanır? Nitekim inanmıyor. Sayın Vekil'in ifade ettiği gibi bakın 2019 bütçesi için dediler ki 80.6 milyar dolar TL bir açık olacak. 80.6. Sonra Merkez Bankası'ndan ihtiyat akçesi 94 milyar aktardılar. İmar Barışı bedelli askerlikten 36 milyar, demiş 130 milyar tek seferlik kaynak geldi. Yani 80 milyarlık bir açık öngörürseniz 150 de fazladan gelmiş, 130 de fazladan gelmiş. 50 milyar dolar elinize fazla. Bir de kar payını çıkarıyorlar hocam. Fazla olması gerek. Şimdi bugün gelmiş olduğu noktada 160 dediniz, 100, işte 150-160 arasında bir açık. Bu dışarıdan gelen gelire rağmen ne var? Ortada. Bir sene önceki bütçe böyle. Bugün yapılan bütçe bu şekilde yasal düzenlemeler çiğnenerek yapılıyor ve ortaya yine tutmayacak hedefler çıkıyor. İşsizlik 40 yılın son 40 yılın zirve noktasında. Bakın son 40 yılın zirve noktasında. Buna rağmen yine karşımızda bir israf bütçesi var. Buna rağmen içeride resmi rakamlara göre 4 milyon, dışarıda resmi rakamlara göre 3 milyon, toplam 7 milyon Suriyeli'yi besliyoruz. Bu rakamlara rağmen. Bir hesaplama yaptık. Aşağı yukarı sosyal yardımlara yapılan kaynak aktarımına kadar 30 milyar TL. O civarda. 30 milyar TL. Her sene 30 milyar TL'yi biz sosyal yardımlar için. Sosyal yardım derken bu kapılarda bırakıp dağıtılan şeyler, kömür, her şey, makarna. Her şey. Sosyal, yani sosyal yardımlar 30 milyarlık bir kaynak. Merkezi bunlar gerçi çok yüksek belediyelerden gelenler hariç. Belediyelerden ve vakıflardan gelenler hariç. Şimdi bu 30 milyar doları, milyar TL'yi bir tarafa koyun. Suriyelilere harcadığımız parayı yıllara bölerseniz Suriyeliler için de 30 milyar TL harcanıyor yılda. Bilmiyorum. Yani bir tarafta 82 milyon Türk için harcanan parayla öbür tarafta Suriyeliler için harcanan para aynı. Sosyal yardım konusunda. Bu korkunç bir kaynak israfı. Evet. Özetle bütün bunları ortaya koyduktan sonra 1 milyar TL Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılacak diyorsunuz. Bu muhtemelen Türk ordusunun Suriye'de yapmış olduğu operasyonlarla ilgili ayrılan bir kaynak. Buna bir şey söyleyemeyiz. Yani, yanlış bir politika, yanlış bir Suriye politikası Suriye var. Suriye Milli Ordusu'nun mensuplarına ödenen bir maaş var.
Sayın Özdağ. Evet. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde orada cihatçı gruplara, yani şu an Suriye Milli Ordusu, eskiden Özgür Suriye Ordusu adı altında çarpışanların ayda 400 ve 500, 450-500 dolar civarında maaşları var. Hayır, rakam yanlış. 800 lira ve biraz üzerinde alıyorlar. O kadar var mı? Evet. Yani açıklanan resmi rakam. Dolar dediniz. Dolar dediniz. Ha, dolar diyorum. Dolar değil. 800 lira ve üstü benim bildiğim. Bu para, bu ayrılan 1 milyar lirayla karşılandığı gibi bir iddia var. Yani Cumhurbaşkanlığı bütçesinden orada çarpışan cihatçı güçlere böyle bir kaynak ayrıldı. Şimdi bakın, ben kalem kalem bilmiyorum nereden aktarılıyor. Evet. Çünkü bunlar örtülü ödemeden yapılan ödemeler. Hiçbirimizin tahminin ötesinde bir şey söylemesi mümkün değil. Hayır, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde açık olarak Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan böyle bir para var ki. Milli Savunma Bakanlığı ayrı bir bütçesi var zaten. Var tabii. Peki niye Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 1 milyar lira Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılıyor? Ben sadece muhalefet milletvekillerinin iddiası bu paranın oradaki çarpışan cihatçı gruplara gittiği iddiası bu, var. Olabilir. Sadece yani cihatçı gruplara, sadece Özgür Suriye Ordusu'na harcanan para değil, başka operasyonlar için de kullanılabilir. Evet. Sadece onların bütçesinden kullanılmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'na da aktarılan Suriye çerçevesinde kaynaklar var. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı da sahada aktif çalışıyor. Ve sonuç olarak Türkiye yanlış bir politika için çok büyük paralar harcıyor burada. Bakın, yanlış bir politika için, yanlış Suriye politikası için, yanlış Suriyeli sığınmacılar politikası için zaten zayıf olan bütçe disiplini, zaten zayıf olan bütçe, zaten kırılgan olan ekonomi daha da ağır bir baskı altına sokuluyor. Peki hocam, sarayın bütçelendirme kalemlerinde geçmiş yıldan devirlerle birlikte gemiler için 56 milyon, uçaklar için 406 milyon, araştırma ve üretim amaçlı cihazlar için 14 milyon, özel amaçlı taşıtlar için 8 milyon, otomobiller için 21 milyon, yolcu taşıma araçları için 7,5 milyon. Bu nedir hocam ya? Yani bu israftır. Bu böyle bir şey olur mu ya? Bu, yani bu büyük bir gemiler israf. İçin 56 milyon, uçaklar için 406 milyon evet, bu, lira. Evet, bu büyük bir israftır. Nasıl böyle bir... Hele Türkiye gibi ağır bir ekonomik krizden geçen bir ülkenin, halkın açlıktan intiharların başladığı, ekonomik krizden dolayı intiharların başladığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun altını çizelim. Kimse bu gerçeğin üstünü kapatamaz. İntiharlar, toplu intiharlar yaşanıyor. Her siyasi partiden insanlar ekonomik krizin ulaştığı noktada intihar ediyorlar. Bakın, 2001 krizini sembolize eden bir gelişme vardı. Hiç unutmadık. Bir yazar kasa başbakanlıkta, başbakan çıkarken başbakanın bir 20-30 metre ötesine atıldı, değil mi? Unuttuk mu biz bu saniye? Ecevit dönemi. Ecevit dönemi. Unutmadık. Hayır. O krizin görselleşmiş şekliydi. Peki bu krizin görselleşmiş şekline, bu krizin görselleşmiş şekli intiharlar. Siyanür intiharlar. Ve Cumhuriyet tarihinin en ağır krizlerinden birisi yaşanırken, bu krizden çıkmanın iki yolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Birinci yolu tasarruf, ikinci yolu üretim. Ama hükümetten bugüne kadar ne tasarruf doğrultusunda en ufak bir adım görüyoruz, ne de üretim doğrultusunda en ufak bir adım görüyoruz. Yapılan bütün, açıklanan bütün paketler, hepsi günü kurtarmaya yönelik. Hepsi günü kurtarmaya yönelik. Ve günü kurtarırken de yine yandaş 17 seneden beri tercih edilen, korunan, vergi affına uğrayan, ihale şartnamesi düzeltilerek ek gelir sağlanan gruplar var ya, inşaat grupları. Bunların çıkarları göz önüne alınarak bu süreç sürdürülüyor. Hatta Suriye'de güvenli bölge, 1 milyon artı 1 milyon insanı yerleştireceğiz. Evet. Ve
Bunları yerleştirmek için de burada inşaat yapacağız. Peki inşaatı kim yapacak? Yine yandaş firmalar yapacak. Parayı kim ödeyecek? Türk halkı ödeyecek. Türk halkı kendisi kirada oturacak. Fakat Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'de 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl bakmış olduğu Suriyelilere bahçe içinde dubleks villa finansmanını yapacak. Bu inanılır gibi bir şey değil doğrusu. Bak, bu inanılır gibi bir şey değil. Toplam 52 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Türkiye'nin o parası var mı? Yok öyle bir para kardeşim. O para yoksa nereden bulacaklar yok, o parayı? Yok öyle bir para da yok. Yani. Yurt dışından yani, 3 milyar euro gelmiş şimdiye kadar. Yani eğer 52 milyar dolar para yatıracaklarsa, Suriyelilere ev yapacaklarsa, kaynağı ne? Bunu biliyor muyuz? Şu anda Türkiye'nin elinde varlık fonu dışında bir şey kalmadı. Kamu harcayabileceği. Varlık fonunun son durumundaki rezaleti biliyor musunuz hocam? Hangisini? Bir dakika önce bir tane daha mı gerçekleşti? Hayır şu. Yani o kadar arkadaşlar, çok varlık gerçekleşiyor. Çok arkadaşlar şu varlık fonundaki zararlara ilgili getirin şu çizelgeyi bir görün Allah aşkına ya. Varlık fonuna geçen şirketlerin karnesi. Lütfen hocam bakın. Tek tek inceleyin bakın. Çaykur. 2 yılda borç artışı %53. Türk Hava Yolları kardaki düşüş %36.6, 3 yılda borçtaki artış %107.7. BOTAŞ 2 yılda borç artışı %164. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2 yıldaki borç artışı %114.6, 1 yılda borçtaki artış %348.8. Evet. PTT 2 yılda borçtaki artış %21. Şeker fabrikaları, 1 yıldaki borç artışı %292.8. Denizcilik işletmeleri, kardaki düşüş %78.5, 2 yıldaki borç artışı %1000. Ziraat Bankası'nın kar düşüşü %31.9, Halk Bank %46.7. Varlık fonu dediniz, varlık fonu da batırdılar. Bir şey olmaz. Bunların borcunu hazineye alırlar. Berat Bey hazineye milletin üstüne yıkar. Bunların gayrimenkulleri çıkar ortaya. Onu satarlar. Ne olacak ki yapmadıkları işte? Türk halkı öder. Yani, tabii sonuçta Türk halkı öder Türk yani. Halkı öder peki bu... Evet. Yani bakın şimdi önünde bir rakam var. Onu da bir trilyon... Hocam bir onu ver de bir ara verelim. Çok hemen okuyayım onu. Bakın 17 yılda 1 trilyon 56 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. 575 milyar dolar cari açık vermişiz. 460 milyar dolar borç olmak üzere 670 milyar dolar yabancı kaynak kullanmışlar. 17 yılda bu milletin sırtından toplam 2 trilyon 905 milyar dolarlık bütçe harcaması yapmışlar. Sonuçta yaptıkları 10 kilometre yol. Evet. Hangi fabrikalar inşa edildi ya bu parayla? 2 trilyon evet. 900? Evet. 2 trilyon 905 milyar dolarlık bütçe harcaması. Evet. Bu parayla... Evet. Bu hale mi geldi Türkiye? Bu hale geldik, evet. Para nerede hocam? Yani bu hani yok. Kedi nerede, ciğer nerede? Bugüne araba kadar nerede? Yok. Para nerede? Yok. Peki hocam bir ara verelim. Evet. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Üç Y. Birazdan bunları konuşacağız. Aykut Erdoğdu ve Ümit Özdağ'la devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.